Merhaba arkadaşlar, evime ve kanalıma hoş geldiniz. Burada olduğunuz için tekrardan teşekkür ediyorum. Bugünkü video konumuz bebek orkideleri bakımı sırasında uygulamamız gereken kürler ve bu kürlerin sonucunda aldığımız güzel sonuçlar. Bildiğiniz gibi ben internetten bebek orkideleri almıştım. Onların bakımlarını ve büyümeleri için gerekli saksı değişimlerini ve süngerde olan ya da yosunda olan orkidelerimin daha güzel çam kabukları, sünger, yosun ve kil bilyesiyle karışık topraklarda aktararak büyümelerini destekliyorum ve bu şekilde büyümelerini sağlıyorum ve büyütüyorum. Şimdi yine benim elimde bir bebek orkidem var. Buna da belirli aralıklarla bir kür uygulayacağım ve bu kürün sonucunu sizlerle videonun ilerleyen saatlerinde, işte dakikalarında daha doğrusu ilerleyen dakikalarında paylaşacağım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar yumurta, kaynattığımız yumurtaların suyu çok önemli ve çok yüksek derecede vitamin, mineral ve protein içermekte. Ve bu da bitkilerimize doğal ve sıvı gübre ihtiyacı olarak ihtiyaçlarını karşılamakta. Çünkü orkideleri çam kabuğu ve toprağa ektiğimiz için ve çam kabuklarında alabilecekleri vitaminler de sınırlı olduğu için ve saksının içerisinde toprağın beslendiği herhangi bir taban ya da ortam olmadığı için mutlaka arada orkidelerimize sıvı bitki besini vermemiz gerekiyor. Şimdi bebek orkidemin bakımını ve nasıl aralıklarla beslememiz gerektiğini anlatacağım. Ve videonun ilerleyen dakikalarında da size sonucunu göstereceğim. Şimdi bebek orkidemizin bakımı için arkadaşlar 2 tane yumurtayı 2 su bardağı suda aşağı yukarı 8 dakikaya yakın kaynadıktan sonra 8 dakikaya yakın kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra suyunu süzüyoruz ve yumurtaları içinden alıp tüketiyoruz. Daha sonra 5 yemek kaşığı pirinci yarım litre suda, kaynar suda bekletiyoruz. Onu nasıl yapabilirsiniz? 5 yemek kaşığı pirinci bir kasenin ya da büyük bir buradaki olduğu bir kabın içerisine koyup kaynamış su üzerine dökün, ağzını kapatın ve bir 15 dakika bekletin. 15 dakika sonra pirincin içerisindeki bütün vitamin ve mineraller suya geçecektir ve zaten 15-20 dakika sonra suda soğuyacaktır. Daha sonra ne yapıyoruz? Söylediğim gibi yumurtalarımızı alıyoruz tüketmek için. Şöyle. Yumurtamızın suyunu da pirinç suyunu ekliyoruz. Çünkü pirincimizin içerisindeki vitamin, mineral ve birçok besleyici C vitamini, magnezyum, potasyum ve buna benzer insan bedenine ve bitkilere faydalı olan vitamin mineraller var. Ve ayrıca yumurtanın kabuğunda kaynattığımız suda da yine protein, vitamin, mineral, kalsiyum, özellikle kalsiyum gibi bitki, azot ve o tür bitkiyi besleyecek vitamin ve mineraller bulunmakta. Şimdi her ikisini karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra orkide saksımızı elimize alıyoruz. Yemek kaşığıyla orkidemizin büyüklüğüne göre, bu bebek orkide olduğu için ona şöyle altı kaşık vermemiz yeterli oluyor. 6-7 kaşık yeterli oluyor arkadaşlar. Fakat hemen bu suyunu süzmüyoruz. En az bir 5 dakika, 10 dakika bu kür ve bu suyun içerisinde orkidemizi bekletiyoruz. İyice köklerin o vitaminleri emmesi, güzelce absorbe edip damarları yoluyla yaprağına, köküne, çiçeğine ulaştırabilmesi için en az 5 ya da 10 dakika içinde bekletiyoruz. Sonra bekleme süremiz bittikten sonra
Hemen yine orkidemizin bu altta kalan suyu sinek, böcek ve bakteri oluşturmaması için onu bir kabın içerisine şöyle boşaltıyoruz ve zaman zaman bakıyoruz eğer orkidenin tabağında ya da altlığında su birikimi fazla olmuşsa yine onu da boşaltıyoruz. Sadece sulama aşamasında suluyoruz. Biraz bekletiyoruz. Daha sonrasında kapta kalan suyu boşaltıyoruz. Daha sonra bu kürümüzü devamlı yapıyoruz. 15 günde bir kaşıkla 2 kaşık, 3 kaşık yani böyle çok aşırı su verip kökleri çürütmemek için 1 kaşık. Yumurtayı kaynattıkça yumurtamızın suyunu dökmüyoruz. Birer kaşık veriyoruz. Ta ki çiçek dalı açana kadar. Çiçek dalı açtıktan sonra arkadaşlar mutlaka her 15 günde bir bu kürü uyguluyoruz. Çok harika çift çiçek dalı açıyor. Çok güzel çiçekler açıyor. Ve bu şekilde orkide beslenmesini ve gübrelenmesini sağlıyoruz. Sadece bunu ne zaman yapmıyoruz? Orkide çiçeklerini döktükten çiçek dalını verdi. Daha sonra çiçeklerini bütün tomurcuklarını açtı. Ve akabinde çiçekleri tek tek dökülmeye başladı ve çiçek dalları da hiç çiçek kalmadığı zaman ne yapıyoruz? Bu kürü bir ay falan kesiyoruz. En az bir ya da iki ay kesiyoruz. Çünkü orkideye bir dinlenme süreci vermemiz gerekiyor. Orkide o dinlenme sürecinde iyice dinleniyor. Sadece arada sulamasını yapıyoruz. Dinlenme sürecini tamamladıktan sonra orkidemize yine tekrardan bu faydalı ve sağlıklı kürleri vermeye devam ediyoruz. Bu kürü uyguladıktan sonra arkadaşlar orkidemiz bu şekilde harika bir şekilde çiçek dalları veriyor ve güzel harika bir şekilde çiçekler açıyor. Ve yine bu aşamada da ne yapıyoruz? Yine bu kürümüzü hazırlıyoruz ve orkidemize bu kürden aynı şekilde orkidemizin büyüklüğüne göre şöyle her iki tarafında köklerini ıslatacak şekilde beş altı kaşık toprağın kuruluğuna bağlı. Toprağınız ıslaksa çok aşırı kuru değilse 3-4 kaşık yeterli. Ama toprağınız kuruysa, uzun bir süredir sulamadıysanız, 15-20 gün geçmişse, ortamda sıcaksa, o zaman daha fazla verebilirsiniz. Ve sonuç bu şekilde harika oluyor. Bu da benim büyüttüğüm, baktığım ve harika bir şekilde takibini yaptığım bebek orkidem. Bu konuda anlatacaklarım bu kadar. Sorular, yorumlar kısmına arkadaşlar beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca abone olarak, paylaşarak ve desteklerinizi de bekliyorum. Şimdilik teşekkür ediyorum. Siz de bu kadar güzel orkideler elde etmek istiyorsanız söylediğim kürü, söylediğim şekilde uygulayın. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Bu çiçek kadar hayatınız güzel olsun. Kendinize iyi bakın.